Şimdi siz İyi Parti'den İyi Parti'den ve içindeki milletvekillerinin yeni parti kurabileceğinden bahsediyorsunuz. Yavuz Bey'den bahsettin. Asıl konu Kemal Bey. Kemal Bey'in İyi Parti kuracağından bahsediliyor. Yani şaka yapmıyorum. Videolar yayınlıyorlar ve muhalif kanallarda da bu konuşuluyor. Bir düşünce enstitüsünün başına geçeceği Bir ofis kuracak. açtı. Böyle bir şey Biliyorsunuz ofis konuşuldu. modası. Ofis açanlar kervanına katıldı. Kemal Bey seçimden önce evden videolar çekiyordu. Mutfaktan. Ev dar dedi. Daha sonra bir ofis açtı. Erdoğan'ın siyasetten emekli ettikleri ofis açıyor. Kılıçdaroğlu son konuşmasını evden yaptı. Partimize yönelik iftiralar notuyla yine bir medya notu paylaştı. Neli, oradaki sıkıntı Kemal Bey'in adıyla yapılan bir açıklama ve hiç kimse yalanlamadı bunu. İmamoğlu da o açıklamaya cevap verdi. O açıklama şuydu. Kemal Bey kendisini ziyaret eden 9 tane parti meclisi üyesine, bunlar son kurultayda Özgür Özel'in listesini delerek parti meclisine giriyorlar. Oğuz Kağan Salıcı ekibi. Kemal Bey'in onlara şunu söylediği rivayet ediliyor. Partiyi Ekrem'e bırakmayın, CHP'yi ANAP'laştıracak, direnin. Bak bu CHP'yi ANAP'laştıracak ifadesi çok önemli bir ifade. Bir, Kemal Bey koltuğu altından çekip alanın Özgür Özel değil, İmamoğlu olduğunu düşünüyor. Biliyor. Biliyor ve düşünüyor. İki, bu ANAP'laşma hikayesi aslında CHP tabanında doğrudan verilmiş bir mesaj. ANAP tamam Türkiye'de iktidar oldu ama ANAP'ın ömrü 19 yıl, 20 yıl oldu saysan. 83-2002. 2002'de baraj altında kaldı ve giderek böyle eriyerek gitti rahmetli Özal'dan sonra. Fakat şu var, CHP bunca yıldır iktidar olamamasına rağmen hala Türkiye'nin ikinci partisi olarak yoluna devam ediyorsa bu bir şekilde kendi çizgisinde yani köklerine uygun hareket etmesinde diye söylenir, anlatılır. Siyaset bilimciler bunu böyle söylerler. Yani bir şekilde Türkiye'nin ikinci büyük partisidir. Ama CHP'nin ANAP'laşması demek doğrudan CHP tabanına verilen CHP diye bir parti bırakmayacak İmamoğlu anlamına gelir. Bir de açık konuşalım. Kemal Bey'in gönderiliş şekli, kurultayda yaşananlar bir şekilde Kemal Bey'i destekleyen, Kemal Bey'i seven, özellikle Alevi seçmende ciddi bir kırgınlığa ve küskünlüğe yol açtı. Şu anda ben Özgür Özel'in yaptığı hamlelere bakıyorum. Aslında Özgür Özel biraz o kırgınlığı tolere etmeye çalışıyor. O küskünlüğü bir şekilde toparlamaya çalışıyor. Çünkü eğer bir de şimdi Kemal Bey de öyle hani beklenenin tersine birdenbire sert muhalefete başladı. Hani partiyi Ekrem'e bırakmayın açıklaması biz bu yerel seçimde kardeşim hesaplaşacağız demektir. Hesaplaşmak anlamına gelir yani bu. Ne yapabilir ki Kemal Bey Parti şu an nasıl içerisinde? Ekrem İmamoğlu'na bırakılmaz? Nasıl? Şimdi Kemal Bey ne yapabilir biz buna karşı? söyleyince bunu alırlar, farklı yere çekerler de görünen köy kılavuz istemez. Yani burada yerel seçimde eğer Alevi seçmenin gönlü alınmazsa, sol seçmenin gönlü alınmazsa Kemal Bey'in gönderiliş şeklinden dolayı bu bir risk olur. Birçok yerde CHP açısından bir risk olur. Ve bir yerel seçim başarısızlığı orada otomatikmen yeni bir kurultay sürecini tetikler. Kemal Bey'in sözünü dinleyip oy vermeyecek olur mu Murat? CHP'li seçmen içerisinde. Yani çok büyük bir ihtimal olarak görmüyorum ama tabii bu da önemli bir ihtimal yani. Hiç yaban atılmayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Alevilerin kırgın olduğunu çok net görüyoruz ama tersi bir şey de vardı yani. Kemal Kılıçdaroğlu'na sen artık çekil diyen son dakikada mektuplar yazan önemli Alevi kimlikler de vardı biliyorsunuz. Yani orada böyle bir gerilim var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok ciddi bir gerilim var. Ama bence o gerilimin üzerine bir kafa karışıklığı da var. Yani rotayı nereye çizecekler? Şimdi CHP'nin içerisinde çok ciddi bir şekilde Atatürkçü ve ulusalcı kimlik erozyonu uğradı. Biz yok olduk. Artık partinin böyle bir kimliği kalmadı diyenler var. Bir tarafta parti HDP'leşti diyenler var. Ama bugün yeni seçilen genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile cesaret edemeyeceği kadar ciddi bir HDP ile hatta HDP'nin ötesinde Türkiye ayrılmalı, Türkiye bölünmeli, Türkiye faşist bir ülke, Türkiye içerisinden Kürdistan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmalı diyen bir figürün herkesin gözleri önünde elini öpen bir genel başkan var. Şimdi böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde ideolojik bir enkazdan bahsediyoruz. Zaten siyasi açıdan böyle bir enkaza dönüşmüş durumda. Bakın bu fotoğrafın Kim bu hanımefendi Murat? İşte biraz önce söylediğim ifadeleri kullanan kişi. Türkiye'nin içerisinde Kürdistan özgür olmalı.
Türkiye bölünmeli, Türkiye faşist bir ülke. Bütün bu paylaşımların tamamını yapan kişi nasıl olur da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı elini öperek taltif edebilir? Yani bunlar konuşulmayacak mı bu saatten sonra? Bunlar göz ardı mı edilecek? Ve bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu yükselen tansiyonu alevlendiren diğer partiler de var. İşte Zafer Partisi oradan kendine bir alan açmaya çalışıyor. Gerçek Atatürkçülüğü ve ulusalcılığı ben temsil ediyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, bakın benim sizden hiçbir farkım yok. Ben de sizin gibi eski darbeciyim, 28 Şubatçıyım. Bütün şeyler bende de var. Gelin bana diyor. O bir tarafa çekmeye çalışıyor. Ama bu fotoğraf yerel seçimlerde hiç unutulmayacak. Ve o açıdan da bazı bugün CHP'ye yakın isimler yerel seçimleri siz Erdoğan'a hediye etmek için bunu mu yaptınız diye tepkisini gösterdi. Yani bu fotoğraf yerel seçimlerde HDP'nin oyu bizim adayımıza, Ekrem İmamoğlu'na gelsin fotoğrafı. Evet, kesinlikle öyle. Hem öyle, bir de bak o toplu fotoğrafa gelirse arkadaşlar, hemen bak orada kim fotoğrafa var? Mesela orada Sezgin Tanrıkulu var. Evet. Sezgin Tanrıkulu biliyorsun uzun yıllar Kemal Bey ile siyaset yaptı. Hayır, bir toplu fotoğraf var. Bir sonraki Samet geliyor da. Bak mesela. Sezgin Tanrıkulu en uçta. En solda. Demin işte gördüm ama şimdi göremiyorum. Yeni İstanbul İl Başkanı var. İmamoğlu'nun en yakın isimlerden biri. Pervin Buldan var. Kadıköy Belediye Başkanı var. Şimdi bu fotoğrafın aslında hikayesi şu. Bak burada da HDP tabanına şu mesaj veriliyor. Tırnak içerisinde Tunceli olan Kemal Bey'i biz yolladık. Tabiri caizse ham yaptık. Ama hiç merak etmeyin. Yeni gelen genel başkan da sizi rahatsız edecek politikalar ya da söylemler takip etmeyecek mesajı aslında. Bu yani bir operadan çok daha öte bir şey bu. Bir opera gösterisinden çok daha öte bir şey. Mesaj gibi hani hatırlıyor musunuz? Bir tiyatro gösteriminde aynı şekilde. Tabii HDP'li, orada da yine bravo. Yani İmamoğlu'nun eşi işte yine Pervin Buldan. Bunlar evet. HDP'li hanımlar birlikte hareket ederek o fotoğraf vermişlerdi. Ama bu fotoğrafta şöyle Murat o. Ben şu konuda senden ayrılıyorum. Ya siyaseten tabii eleştirebiliriz bu fotoğrafları falan. Ama hani sen söyledin ya hangi siyasetçi pragmatist değil ki? Evet. Ya evet yani şimdi adamlar şunun farkında ya HDP oyuna ihtiyaç duyuyorlar. HDP oyu olmazsa belediyeleri alamıyorlar. Bak Ankara dahil İzmir'i ayırıyorum. Ankara dahil ne Adana'yı alabiliyorsun, ne Mersin'i alabiliyorsun, ne Antalya'yı alabiliyorsun, ne Ankara'yı alıyorsun, İstanbul'u hiç alamıyorsun. Belediyeleri alamamak demek kurultay salonlarında çantaların gidememesi demek. Mesela yani siyaseti finanse edememen demek. O kadar kritik bir şey ki istihdamda bir kozu eline alamaman demek. Parti içi iktidarını tahkim edememen demek. Yani herkes aslında her şeyi açık oynuyor. Özgür Özel de açık oynuyor. Bak ben söyleyeyim. Ben o konuda o yüzden siyaseten bir eleştiri getirmiyorum. Yani yapması gerekeni yapıyor. Ben sana o kadar söyleyeyim. Kemal Bey'in gidişinden dolayı kırgınlık duyan seçmene diyor ki hiç merak etmeyin. Değişen bir şey olmayacak mesajı veriyor. Evet CHP'li seçmen tabii ki belediyelerin alınması için bu ittifaklara göz yumuyor olabilir ama parti yönetiminin şekillenmesi noktasında bugün Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Delegelere para verildiği iddialarından falan bahsediliyor. Bunlar seçmenin midesini bulandıracak şeyler. Yoksa ittifak HDP de bir parti. Gider ittifakınızı bir şekilde kurarsınız. Ama bu noktalar seçmenin bence kafasına sen de bak, fazlasıyla takılıyor. Yıllardır siyaset takip ediyorsun. Allah aşkına CHP ya da başka bir parti. Hiç böyle bir kongre ya da kurultay hatırlıyor musun? Yok hiç. Bak 15 gün geçti. Dün hala Twitter'da bir sohbet odasında bu kurultayın mahkemeye taşınacağı bu iddialar. Çünkü her gün bir ses kaydı çıkıyor. Her gün yeni bir iddia geliyor. Bu kurultayın mahkemelik olacağına dair de hazırlık yapıldığı, suç duyurusunda bulunacağına dair iddialar var. Üzerinden 15 gün geçmiş. Bunu söyleyen yani, CHP'liler. Bunu söyleyen de CHP'liler. Evet. Murat İyi Parti ile peki şimdi o açığı mı kapatmak istiyorlar? İyi Parti mesela İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyeceği kesin mi? Bu konuda hayır, bunda bir kesinlik yok ama burada bu HDP yetecek mi peki? HDP'nin gelmesi o zaman CHP'ye yetecek mi? Bunun gelip gelmiyor biliyorsunuz hemen seçimlerden sonra hatta öncesinde başlayan tartışma vardı. HDP diyordu ki biz çok fazla örselendik. Biz bu ittifakın bir parçasıyız. Çok net bir şekilde burada bulunduk, koalisyon içindeydik ama biz çok örselediler. Bizim bundan sonra yerel seçimlerde ittifak gibi yapmayacağımız ya da kendi adayımızı çıkartıp çıkartmayacağımız tartışmalı bir meseledir diyerek bir rest çekmişti. Şimdi o reste karşılık yani Sezgin Tanrıkulu figürüyle beraber gösteriyor. Bakın Özgür Özel'i hatırlayın.
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sezgin Tanrıkul'un Türkiye'ye yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapmış olduğu, tırnak içinde söylüyorum ama gerçek bu, çirkince saldırılara karşı en şiddetli bir şekilde Sezgin Tanrıkul'u kim destekledi? Özgür Özel. Asla onu yedirmem dedi. Şimdi Özgür Özel Sezgin Tanrıkul'u ile beraber Pervin Buldan alarak operaya gidiyor. Şimdi bu burada HDP'nin oylarının garanti olacağı mesajı verilebilir mi? Evet, çok net yani. Burada HDP ile birlikte olacağız. Ama İyi Parti'nin bu ittifakın içerisinde olup olmayacağı konusu artık gerçekten çok ciddi tartışmalıdır. Yani hani sürekli bunu konuşuyoruz. Meral Akşener gerçekten blöf mü yapıyor? Yerel seçimlere gittiğimizde artık yeniden ittifakın bir parçası olur. Belediyeleri kaybetmeyi göze alamaz. Orada çok sayıda kendilerinin de çalışanları var çünkü. Ama bu tartışmanın böyle devam etmeyeceğini de öngörebiliriz. Çünkü Meral Hanım gerçekten de gerçek niyetiyle, çünkü şunu görüyor. İyi Parti'de çok ciddi bir erozyon var. Bu erozyonu durdurabilmesinin bir yolu var mı? Tek bir yolu kaldı. Yavuz Bey gibi isimler çıkmış. Bütün Yusuf Palaçoğulları çıkmış. Yani bütün İyi Parti'nin ideolojik sütunları çıkmış gitmiş. Geriye ne kaldı o zaman? Sizi CHP'den ayıran, CHP'ye eklemlenmiş bir parti görünümden çıkartacak ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. O zaman tekrardan Milliyetçi Hareket Partisi'nin alternatifi olarak çıktığınız o yolda böyle ideolojik bir izlemin kendinizi uydurmanız lazım. Aslında Bahadır Erdem gibi figürler, yani ABD'de LGBT etkinliklerine katılan figürlerin zaten partiden vitrinden uzaklaşması gerekiyordu. Onun için Meral Akşener'in bu gidenlere dair bir üzüntüsünün olmadığı kanaatindeyim. Ve bu sebeple yani bu görüntü, bu gidişat şunu gösteriyor. Gerçekten de Meral Hanım yani İyi Parti'yi yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacak bir noktaya getirebilir. Çünkü zaten bugüne kadar her şeyimizi kaybettik. Yerel seçimlerde hiçbir şey kazanamadık. 2019 yerel seçimlerinde bir tane bile belediye kazanma imkanımız olmadı ittifakla. Bari şimdi de zaten kaybedecek gibi görünüyoruz. Evet. Hiç olmazsa partiyi ideolojik kimliğiyle muhafaza edebilelim diye düşünmüş olabilir. Demin bahsettiğin o 2020'deki evet. Tiyatro gösterisi. Meral Akşener bu kadronun içine katılmamıştı değil mi? Burada yoktu. Beraber evet. Ağaç dikmişlerdi. Ağaç dikmişlerdi ama buraya evet. girmemişti. Ama bu işte zaten 2023'teki girecekleri evet. seçimin startıdır yani. O koalisyon, yedili koalisyonun fotoğrafı 2020'de verilmişti. Kimler var? Kadir İnanır var. Burada gördüğümüz Ekrem Bey'in eşi var. Selahattin Demirtaş'ın eşi var. Kemal Bey'in eşi. Eşlerin katıldığı bir evet. toplantıydı. Eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu var. Ona da çok kaba davranılıyor bu arada. Ekrem İmamoğlu hemen kurultayı kazandıktan sonra Özgür Özel yüzüne bile bakmadı, elini de sıkmadı. Onu da ama şimdi Canan Kaftancıoğlu da İmamoğlu'na çok çektirdi Meli. Az çektirmedi. İlginç gelecek ama ne olursa olsun Canan Kaftancıoğlu bunların içerisinde karakterini net olarak ortaya koyan tabii, bir isim de onu söyleyelim yani. Canan Hanım'ın da var, Sezar'ın hakkı Sezar'a tabii. teslim edelim. Burada bir tanıdık bir sima var. Gerçek bir örgütçü yani. Hani evet evet. Hasan Ocak komutanımız falan diye slogan atıyor. Gerçekten öyle yani. İnanarak slogan atan gerçek bir örgütçü yani. Burada bir de bir şey var. Barış arkadaş bıraktı mı gazeteciliği bu arada, takip ettiniz mi? Aktif, söz verdi değil mi hani bırakacağım? Aktif gazeteciliği bıraktığını söyledi. Neymiş yani, şimdi pasif mi yapıyormuş? Pasif konuma mı geçmiş? Şimdi ben bir şey ya hakikaten istemiyorum. Ne diyor Murat Anmungan? Bu ülkede her şey olursunuz. Rezil olmazsınız, olamazsınız diye Barış arkadaş hala televizyonlara çıkıyorsa hakikaten utan azıcık ya. Söz verdin, biz söylemiyoruz. Ağzından dedin ki bırakacağım. Şeref namus sözü verdin. Gerçi bir şey ifade etmiyor onlar sizin için ama hala utanma. Zaten gazeteci değildin. Ya arkadaş gidiyorsun CHP'den milletvekili adayı oluyorsun. Dönüyorsun, geliyorsun, site kuruyorsun. CHP'yi tehdit ediyorsun. Yine milletvekili oluyorsun. Utanmadan diyorsun ki gazeteciliği bırak. Sen gazeteci misin ya? Ya bunu söylemek gerekiyor. Hakikaten garip bir durum. Şimdi bu aynı işi yapıyoruz ve bu adamlar hepimize yandaş diyecekler. Yandaş dediğin adamlar ne milletvekili adayı oluyorlar. Partinin önünden geçmiyorlar. Dediğim gibi utanmıyorsun. Hala aktif gazeteciliği bırak. Pasif konuma mı geçtin? Aktiftin, şimdi pasif mi oldun? Devam ediyordur. Hala bu saatlerde yayını falan vardır. Hakikaten ilginç bir şey. Ve devam edecek işini gene. Bir dahaki seçimler gelecek. Yine bağımsız tarafsız gazetecilik. Yine orada burada siyasi görüşünü açıklayan, doğal hakkını kullanan gazetecilere yandaş diyeceksin. Sonra da bakın burada da bu pozisyonunu almış orada. Burada da mı aktif gazeteci olarak mı duruyormuş acaba burada? Hakikaten ilginç bir tablo.